Hoş geldiniz. Bir hackerlıkla ilgili bir anı anlatalım. Şimdi ben 92 yılında internete girdim Türkiye'de. İlk ISP'ler falan yoktu. Çok eski yani, o daha 3 tane yerde ISP vardı. Burak diye çok sevdiğim bir arkadaşım var. Geldi dedi ki oğlum dedi internet diye bir şey var. Bu o zamanlar BBS diye modemle bağlandığımız bir teknoloji var. Neyse. Dedi ki böyle internet diye bir şey var abi. Çok güzel site, böyle işte internet dolaşıyorsun falan filan, bir şeyler anlattı. İyi dedim, eyvallah kardeşim, ne boka yarıyor. Hiç dedi yani, böyle işte bizim buralarda takıldığımız, gördüğümüz, hani bağlandığımız modemle bağlandığımız yerlerde gördüğümüz her şeyi internette aradığımızı buluyoruz bilmem ne falan filan. O zamanlar internet dediğiniz şey de bir tane A3 bilgi kağıda basılmış, tamam mı? Bütün internet adreslerini vermişti PC World dergisi. O kadarcık bir şey yani. İnternet dediğiniz şey bu kadar yani. Böyle böyle ele sığıyor, tamam mı? Bütün internet. Aa, arkadaş dedim, nasıl giriliyor buna? Dedi ki abi de bir tane 0822'li numara var. Ondan sonra gireceksin buna. Dedim, bakacaksın işte, takılacaksın, yazacaksın, al sana bir tane isim, mtezel diye, username, password bu, gireceksin dedi, gireriz. İyi dedim, gittim eve abi, tamam. Şimdi o zamanlar Windows 3.11 var bende, bilmiyorum hatırlar mısınız? Ondan sonra acaba, Windows 3.11 var, ulan şimdi bağlandım ben şimdi verdiği numaraya, mtezel diye username'i gireceğim ama ondan sonra bir şeyler yapmam lazım, hemen açılmıyor yani, tamam mı? Ulan girdim, böyle siyah bir ekran açılıyor. O zamanlar böyle modemden sonra siyah ekran açılıyor. Orada sen username, password'ı giriyorsun. Sonra hangi protokolle konuşacağını giriyorsun. Böyle bilgisayarların arasında konuştukları bir dil. Neyse abi, geldik böyle, bağlandık falan filan. Ulan dedim, burada ben username yerine başka bir şey yazsam, bunun komutları ne falan filan diye böyle bir bakayım dedim. Bir baktım abi. Onun bütün kullanıcıların isimleri, password'leri olan bir tane text dosyası var orada. Dedim ben bunu alırım. Aldım abi böyle. Abi baktım bütün user'lar var. Aa dedim, ben bunları alırım. Abi bir ay sonra o mtezel user'ını değiştirirler. Ben çıkartıyorum kağıttan. Print etmişim böyle noktalı noktalı. Yazıyorum diğer username'i. Küt giriyor. Lan gittim Burak'a böyle 2 ay sonra falan. Oğlum ben her ay internet buluyorum böyle. Takır takır internete bağlanıyorum dedim. Ondan sonra nasıl yani lan dedi. Bak dedim, user'lar bunlar. Oğlum sen hacker mısın dedi, tamam mı böyle. Anladım, ben hacker oldum lan dedim, tamam mı. Hacker olmuşum lan, haberim yok falan dedi, tamam böyle. İlk ekibi öyle yapmıştım, haberim yok, tamam böyle. Ondan sonra aha dedim, ayvayı yedik. Ne olduğunu şaşırdım ama. Herif diyor ki bir de böyle yapıyor. Aslan kardeşim benim, hacker oldu diyor, tamam. Aynen oğlum, yanlışlıkla hacker olmuşsun satayım, tamam mı? Ondan sonra ben tabii merak ediyorum, böyle oraya buraya takılıyorum bilmem ne falan, öğreniyoruz bilmiyoruz. Aradan yıllar geçiyor, bir sürü vukuatımız var falan filan, daha arada dart devam ediyoruz. Neyse, ondan sonra abi aradan yıllar geçti, tamam mı? Yıl böyle 97-98, o zamanlar yeni yeni kablonet geliyor Türkiye'ye, tamam mı? Bir gün evde takılıyorum böyle. Dedim bu kablonetin, kablo modemleri, böyle surfboard modemleri var Motorola'nın. Dedim bunların bir şekilde hacklenebiliyor olması lazım. Bu arada ben yarmışım, Linux Minux falan öğrenmeye başlamışım. 96-97'de falan. Yani kopmuş film yani, bu hacking olayına yarmışım kafa. Ulan dedim ne yapacağım, bakayım biraz, inceleyeyim falan fıstık. Modemleri açtım, böyle modemin işte konsolu var, inceliyorum falan, işte çözdüm, birkaç araştırma yaptım internette falan. Bunda bir arıza var abi modemlerde. Modeme konfigürasyon dosyasını gönderdiğiniz zaman sizi server zannediyor, tamam mı? Ulan server zannediyor, iyi güzel de ondan sonra küt diye şey yapıyor. Konfigürasyon dosyasını alıyor sizden, tamam mı? Modem kendi kendine sizi babası belliyor, tamam mı? Öyle söyleyeyim ben size. Benim makine diyor ki modeme, ben senin babanım oğlum diyor, tamam mı? Modem de diyor ki babacığım diye geliyor, tamam mı böyle? Bundan sonra diyor bu evde oturacaksın, bu hızda koşacaksın, buraya gideceksin, buraya geleceksin diyor. Tamam babacığım diyor, benim modemde takılıyor, tamam mı? Buba! Aynen buba diye takılıyor modem. Bir tane daha konfig atıyorum, tamam. Ben de babanım diye söylüyorum, tamam mı? Bu sefer modem diyor ki hastalar, diğeri babam benim, bu babam değil, bu babam benim falan yapıyor, tamam mı böyle? Ondan sonra yediremiyoruz. Ondan sonra ulan nasıl olacak? Dedim ki ben başka baba bulurum. Şimdi böyle bir tane program var o zamanlar, MIB Browser diye geçiyor. Çevredeki diğer konfigürasyon, mahallenizdeki diğer konfigürasyonları buluyor, tamam mı? Ben bir başladım abi, Kadıköy yakasında dolanıyorum. Bütün kablo modem kullanıcılarına bakıyorum. Dönüyorum böyle bütün şeyleri. Ulan bir tane buldum. Ayar dosyası 10 megabit. Siz şimdi diyorsunuz ki 10 megabit ne lan diyorsun, ha tırt. Arkadaş 98'den bahsediyorum. Anadolu yakasının tüm Türkiye çıkışı 36 megabit zaten. 10 megabit ne dedim lan? Oha dedim, tamam mı? Böyle bir model yok. Ulan dedim ben bunu alırım. Aldım bunu, tamam mı? Bu sefer çaktım benim modeme. Dedim ki lan dedim bu yeni baban. Bunu sev bakayım, tamam mı?
Aa, modem bir benimsedi bunu. Dedi ki ben bunu baba olarak sevdim. Alırım ben buna giderim, tamam mı? Aynen Türk. Ulan ondan sonra konfig dosyasına bir baktım. Kızıl Toprak Pamuk Bank. Çınam dedim benim. Benden bu sesi çıkartacaklar şimdi. O diyor ki siktir et lan, 10 megabit 10 megabittir. Yardırırız, siktir et falan yapıyorum böyle. Ondan sonra dedim yürürüz boşver. Modem aldı konfiyi, ben 10 megabitim. Ulan bu aldı bunu, ben bağlandım, aslanlar gibi takılıyorum. Ondan sonra arkadaş, ben bir başladım, o zaman Unreal Tournament oynuyorum multiplayer'da. Benim Doruknet serverlarına pingim 20. Heriflerin içinden geçiyorum, tamam mı? Bunlar diyor ki sende nasıl bir internet var oğlum diyor, tamam mı? Diyorum bende kablonet var. Nasıl kablonet oğlum? Ben router'a oturdum oğlum, içimden çalıştırıyorum falan yapıyorum böyle, tamam. Ondan sonra ben böyle lan diyor nasıl iş öyle bilmem ne falan. Ondan sonra acaba şey yaptılar abi, eyvallah falan fıstık. Ben rahatım ama takılıyorum, onu download, bunu indir, 10 megabit internet var, yardırıyorum ben. Abi aradan bir hafta 10 gün falan geçti. Benim de ev telefonu babamın adına kayıtlı. Ama ben kullanıyorum o telefonu, tamam, benim odada duruyor. Bir hafta 10 gün falan geçti. Çat bir gün bir telefon. İyi günler. Ben dedi işte hem telekomdan arıyorum, Ahmet bilmem ne. Buyurun. Abiyle görüşecektim. Kendisi evde yok dedim, ben oğluyum nasıl yardımcı olabilirim? Ha biz de seni arıyorduk zaten dedi. Ananı dedim, ananı. Dedim böyle ensemden aşağı, tamam mı, böyle bir şey iniyor, tamam, indi böyle. Ben böyle bir titredim, tamam mı, var. Buyurun efendim falan dedim, böyle ses gitti, tamam mı. Ondan sonra sen dedi kardeş dedi bir gel dedi bize dedi, konuda bekliyorum ben seni dedi. Sen dedi gel bir çayımızı iç bizim dedi, biz bir çay içelim sana dedi. Dedim abi peki eyvallah tabi memnuniyetle de yani dedim. Ne zaman? Sen bir acele et kardeş dedi. Bir acele et, bir çabuk gel dedi. Tamam. Abi dedim tamam. Gelmezsem ne olur abi dedi. Biz geliriz kardeş dedi. O zaman sıkıntı dedi. Sıkıntı olur dedi. Tamam abi ben geliyorum dedim. Taksiyle gidiyorum ama ben böyle zın. Tamam mı? Direkt böyle. Benden böyle bildiğin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gibiyim. Tamam. Anasını satayım böyle. Neyse abi gittim ben. Gittikten sonra geldim işte Ahmet Bey oturttu falan filan. Şimdi kardeş dedi sen dedi akıllı bir gence benziyorsun. Güzel şeyler yapmamışsın, biraz yaramazlık yapmışsın ama şansın yaver ki senin dedi. Ülkemizde bugün bilişim suçlarıyla ilgili bir kanun yok. O yüzden dedi biz sana şimdi kanunen bir şey yapamıyoruz dedi. Ben dedim anam ıslak odunla dövecekler, arkada bir yere alacaklar. Şimdi beni annemi mi arasaydım keşke gelmeden, babamı mı arayayım? Yaş işte o zaman 20. 99 desen 20 yani, tamam mı? Ulan kimi arasaydım falan, tamam mı, böyle Allah. Ondan sonra acaba ne yapacağım ben falan diyorum, tamam mı? Ama dedi biz dedi bu konuda dedi çözüm bulacağız dedi, tamam mı? Beraber bir orta yol bulacağız sana dedi. Tamam dedim abi bulalım, peki ne yapacağız? Ama ses titriyor böyle, tamam mı? Ondan sonra dedim şimdi güzel kardeşim dedi sen dedi madem dedi böyle hack işlerine gidiyorsun dedi, bu işlerde takılıyorsun dedi. O zaman dedi biz seninle dedi beraber çalışacağız dedi. Ha dedim tamam. Ne yapacağım? Şimdi dedi kardeş dedi sen dedi gündüzleri biz sana konfiklerimizi vereceğiz. Sen onları kırmayı deneyeceksin dedi. Ondan sonra dedi kırabileceksen hataları söyleyeceksin dedi. Kıramazsan da bize söyleyeceksin dedi. Karşında dedi gündüz sana dedi 128 kilobit internet vereceğiz. O zaman en hızlısı zaten 128-256. Ondan sonra şey dedi şey, ondan sonra akşamları da sana 2 megabit veririz dedi, tamam. Dedim olur. Daha direkt böyle. Olur kabul. direkt bıraktım işi. Ha olur tamam. Aklımdan o an düşünüyorum acaba. Acaba kabul etmesem ne olur falan filan diye düşünüyorum ama dedim abi olacak gibi değil. O zaman ben şey yapayım. Kabul edeyim. Tamam abi dedim. Tamam kabul ediyorum. Öyle başladım. Ondan sonra bir fark ettim ki hackerlıkta değil de güvenlikçide daha çok para varmış. O gün bugündür güvenlik işi yapıyorum abi.